Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel bir yeni nesil bir soru çözeceğiz. Bu soru tipi, buna benzer sorular arkadaşlar, biz bu soruları DGS devam eden DGS programımızda, DGS kampımızda öğrencilerimize çözdüğümüz sorulardan bir tanesi. Üslü sayılarla ilgili bir soru. Bu sorunun başlığı, bu soru çok can yakar. Yani bu tür yeni nesil sorularda arkadaşlar, böyle hikayeleştirilen yeni nesil sorularda önemli olan soruyu anlamak, sorunun kökenini anlamak arkadaşlar. Eğer bunu başarabilirseniz, soruyu anlarsanız, zaten ne istediğini siz anlayabilirseniz soruyu çok rahatlıkla çözebilirsiniz. Bir kimya ile karıştırılmış bir matematik sorusundan bahsediyoruz. Aslında mantığı çok basit ama dediğim gibi yani anlamak önemli arkadaşlar bu soruyu. Bu tür sorular TYT'de, DGS'de, ALES'te, KPSS'de gelebilecek soru tipleri, yeni nesil sorular özellikle ÖSYM'nin sevdiği sorular. Bu tür sorular çözümleri çok kolay ama anlamak önemli. Bir yarılanma süresi var arkadaşlar. Yani bir elementin, bir radyoaktif elementinin yarılanma süresi yeryüzüne bıraktığınızda kendi kendine yarıya iniyor. Böyle bu şekilde azalan bir maddeden bahsediyoruz. İşte bu miktarın yarıya düşmesi için gereken belli bir zaman var. Yani bu element zamana göre değişiyor. Elementine göre değişen bir durumdan bahsediyoruz. Bazı elementler mesela yılda bir ancak yarılanmaya düşüyor. Bazıları milyon yılda bir düşüyor. Böyle düşünün. Tabii ki yani bunu bilmek zorunda değilsiniz. Burası sadece işin hikaye kısmı. Biraz da sizin kafanızı dağıtmak için, sorudan uzaklaştırmak için yapılan bir hikaye arkadaşlar. ÖSYM böyle hikayeleri seviyor artık. İşte bu zaman T1 bölü 2 ile gösteriliyor. Yarılanma süreleri farklı olan iki tane element. Bir tane ortamımız var arkadaşlar. Bu ortama iki tane elementi bırakıyoruz. Başlangıçta 8 üzeri 6 gram olan A elementinin yarılanma süresi 2 saat. Yani 2 saatte bir bu element yarıya düşüyor. Öyle düşünün. Başlangıçta 32 üzeri 3 gram olan B elementinin yarılanma süresi 4 saattir. Güzel. 16 saat sonunda A elementinin ağırlığının B elementinin ağırlığına oranını soruyoruz arkadaşlar. Yani bir A elementi var, bir A elementi var. Bu element 8 üzeri 6'ymış. Bunu 2'nin cinsinden yazmamız lazım. Çünkü yarılanma süresi dediğimiz olay yarıya düşme olduğu için 2'ye bölünme gibi düşünmeniz lazım. 8 üzeri 6, 8 2'nin 3. kuvveti. Üstünde ne var? Üstünde 6 var. 2 üzeri 18. Soruyu anlayanlar zaten çözüyorlar arkadaşlar. Yani kendiniz çözebilirsiniz. Ondan sonra benim cevabıma bakarsınız. Öncelikle sizin kendinizin çözmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi B elementi de arkadaşlar, yine bunu 2'nin cinsinden yazarsak 32 üzeri 3'ten bahsediyoruz. 32 2'nin 5. kuvveti olduğu için üzerinde de 3 var. Ne olacak? 2 üzeri 15. Şimdi A elementi başlangıçta 2 üzeri 18. A elementi başlangıçta 2 üzeri 18, B elementi başlangıçta 2 üzeri 15'miş. Bunların yarılanma süreleri var. 16 saat sonra, 16 saat sonra ne kadar yarılandığını, ne kadar kaldığını bulmamız gerekiyor. Şimdi A elementi 2 saatte bir yarılanıyorsa, yani 16 bölü 2, A elementi 8 defa yarıya düşecek. B elementi 4 saatte bir yarılanıyorsa, dolayısıyla 16 bölü 4, B elementi de 4 defa yarıya düşecek. Şimdi yarısını nasıl bulabilirsiniz? Yarısını nasıl bulabilirsiniz? A elementinden bahsedelim. Yani tek tek mi bulacağız? Yarısını nasıl buluyoruz? Mesela 2 üzeri 18'in yarısını nasıl bulursunuz? 2'ye bölersiniz. 2'ye böldüğünüzde tabanlar aynı, üsler çıkarılır. 2 üzeri 17, tamam mı? Bu şekilde bulabilirsiniz. Bu 2 saat sonraki durum. Kalan 2 üzeri 17'dir. Bir 2 saat sonra 2 üzeri 17'yi bir daha 2'ye bölersiniz. 2 üzeri 16. Peki böyle tek tek yapacak mıyız? Yani her seferinde böyle 2'ye böleceğiz, 2'ye böleceğiz. Kalanı mı bulacağız? Tabii ki hayır. Şimdi A elementi her seferinde yarıya düşüyor ve 8 defa yarılanıyorsa,
Dolayısıyla A elementi 2 üzeri 8 kadar azalma olacaktır. Yani böyle düşünün. Her seferinde 2'ye böleceksek A elementini. Dolayısıyla aslında 8 defa 1 bölü 2 ile çarpmamız gerekiyor. Böyle yapalım. Yani 2 üzeri 18'i 8 defa 1 bölü 2 ile çarpacağız. Çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 nokta nokta 8 defa 1 bölü 2 ile çarparsak burası o zaman 2 üzeri 18 çarpı 1 bölü 2 üzeri ne olur? 8 defa olduğu için. Şimdi tabanlar aynı, üsler çıkarılacağı için A elementinin son durumda kalan ömrü, yani kalan miktarı, A elementinin kalan miktarı 2 üzeri 10 olur. Şimdi B elementi de 2 üzeri 15 olduğu için ve 4 defa yarılanacağı için aynı şekilde 2 üzeri 15'i 4 defa 1 bölü 2 ile çarpmamız lazım. Çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Bu şekilde düşünürsek ne olur son durumda? 2 üzeri 15 çarpı 1 bölü 2 üzeri 4 olacaktır. Buradan da kalanı 2 üzeri 11 olur. A elementin ağırlığının son durumda A elementin ağırlığı 2 üzeri 10, B elementinin ağırlığı 2 üzeri 11 olur. Bunların birbirine oranını soruyor arkadaşlar. Soru bizden son durumda A'nın ve B'nin kalanlarının birbirine oranını soruyor. 2 üzeri 10 bölü 2 üzeri 11'den bahsediyoruz. Tabanlar aynı, üstler çıkarılır. Cevap 1 bölü 2. Güzel soru değil mi? Bu soruyu beğendiğinizi düşünüyorum. Yani böyle çok güzel sorular biz çözüyoruz arkadaşlarla ve bu soruları da ben tabii ki deneme çıkarıyoruz. Bunu biliyorsunuz. Buna benzer çok güzel sorularımızı da DGS denemelerine koyacağız arkadaşlar. Soruyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar.